Merhabalar, Sevda Altun ben. DZS Global firmasının sahibiyim. İsrail'le iş yapmak zor mu? İsrail'le mi çalışıyorsun? Türklerin hahamlarla ilgili ön yargıları var mı? Hep birlikte kazanalım. Ülke hep beraber büyütelim. Döviz getirelim ülkemize hep beraber. Merhabalar, Sevda Altun ben. DZS Global firmasının sahibiyim. İki çocuk annesiyim. DZS ne yapar? DZS İsrail'e yüksek koşarlı ürün tedariği yapar. Yüksek koşardan kastımız ne? Koşarda yaklaşık 30 farklı segmentte sertifikasyon ve level var. Bizim yaptığımız iş en yüksek. Badats dediğimiz, Badats Bed Yosef, Badats Halav İsrail, Kihilot, Jerusalem, Eda Hariri dediğimiz en yüksek koşardaki sertifikasyonları yapıyoruz biz Türkiye'de. Helal sertifikasından farkı nedir? Helal sertifikasından farkı şu, helali bir tane imamla yapabiliyorsunuz ama bu koşerleri level'ına göre 2, 3, 4, 5 haham, yani ihtiyaca göre haham sayısıyla yapıyorsunuz. Bu da çok meşakkatli bir süreç oluyor maalesef ki. Biraz koşerin gerekliliklerini açar mısınız? Koşerin gereklilikleri kullandığınız materyale göre değişen bir durum. İşte kaşrut dediğimiz koşerde et ve süt ürünlerinin beraber kullanılmaması var. Kullandığınız etin çok yüksek koşer olması için 8 tane hahamla beraber kesilmesi var. Hahamların bunu kontrol etmesi var. Süt için de aynı şekilde tasağımdan itibaren yönetilmesi gereken bir süreci var. Bu kaşrut tarafı, çünkü kaşrutta et ve süt ürününü Yahudiler aynı anda tüketmiyorlar. En az 3 saat kadar boşluk bırakıyorlar arasında ve çok enteresan bir şey aslında. Et ve süt ürünlerinin beraber kullanılmamasının sindirim sistemi için aşırı derecede sağlıklı olduğu tespit edilmiş Fransa'da yapılan araştırmalarla, İsviçreli bilim adamları tarafından. Biz üretim yaparken aromalarımız, renklendiricilerimiz, süt ürünlerimizin iyi koşerlere sahip olması gerekiyor. Ek olaraktan işte her meyve sebzeyi koşerli kullanamıyoruz. Çilektir, böğürtlendir, böyle girintili meyve ve sebzelerin içerisinde bizim gözle göremeyeceğimiz insektlerin falan olacağını düşündükleri için, bunun da et kategorisinde sayılabileceğini düşündükleri için onlar için özel uygulanan prosesler var. Brokoli karnabaharı aynı şekilde kullanamıyoruz rahatlıkla. Bunlar aslında çok basic şeyler. Bunun yanında Yahudiler Aşkenazlar ve Seferadır olarak ikiye ayrılıyorlar. Her iki tarafında kendi rabinetleri var İsrail'de. Bir taraf için geçerli olan koşer kuralını diğer taraf kabul etmeyebiliyor. Yani koşer işine girdiğimiz zaman bu kurallar dediğimiz gibi et ve süt ürünlerinin kullanılması, meyve sebze, bu çok basit kurallar. Onun dışında kendi içinde ayrılan bir dünya, lebi derya kadar kural var. Biz de hahamlarla beraber çalışa çalışa bu kuralları zamanla öğreniyoruz. Öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Çok geniş bir konu aslında koşer konusu. Peki hahamları biraz açabilir misiniz? Neler yapıyorlar? Onu anlatmak için aslında şu İsrail'deki bir durumu anlatmam gerekiyor. İsrail yarı sosyalist bir ülke. Devlet belli bir yaşa kadar halkın bütün eğitim giderlerini, sağlık giderlerini vesaire karşılıyor. Ek olaraktan hahamlar dediğimiz kesim, aşırı dindar kesim, sadece dua etmesinin görevi olduğunu iddia ediyor. Mesela İsrail'de kadın erkek için askerlik bir şarttır. 2 ya da 3 yıl kadar bir askerlik yapılması söz konusu. Bu aşırı dindar kesim askerlik yapmayı tamamen reddediyor. Kız çocuklarını 18 yaşından sonra, liseyi bitirdikten sonra okutmayı kesinlikle reddediyor. Ve diyor ki ben sadece dua edeceğim diyor. Koşer konusu birazcık hahamların gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir şey dindar kesimin. Haham dediğimiz kişi Yahudi din adamı. Bizdeki imam gibi düşünelim. Kitaplarının kutsal kitaplarını bilen, işte gıdada, tüketimde bunun gerekliliklerini bilen kişi. Biz hahamlarla ne yapıyoruz? Her üretimimizde haham eşlik etmek zorunda. Ham maddelerimizin teknik olarak koşer uygunluklarını denetliyorlar. Akabine üretim bantlarımızı onlar kendileri çalıştırıyorlar. Ki burada bizde besmele vardır ya, hani helal olması için. Onlar da kendi dinlerince okuyup üfleyip hatlarımızı çalıştırıyorlar. Ve bütün prosesi takip ediyorlar, kontrol ediyorlar. Bunun da belli bir bedeli var. Zaman zaman çok da zorlayabiliyorlar. İşte hattı temizliyorsunuz, burada diyor bir miktar çikolata kırıntısı kalmış, penetre olmaması lazım bunun diğer ürünlerle, hadi bir daha hattı temizleyin vesaire gibi. Bizi zorlayıcı süreçler yaşanabiliyor ama bizim için de öğretici süreçler oluyor açıkçası. Bir sonraki seferi biraz daha ne yapacağımızı bilerek başlıyoruz. İsrail'le iş yapmak zor mu? Çok zor. Aslında İsrail tarafıyla iş yapmak zor değil. İsrail iş yapmak Türkiye tarafı için çok zor. Bizim İsrail ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmadı. En son herkesin hafızasında kalan bir Mavi Marmara gemisi olayımız var. Sonra Davos'ta bir
One Minute olayımız var. Akabinde Filistin'le alakalı konular yüzünden ve Mescid-i Aksa konusu yüzünden sürekli her yıl en az iki tane kriz yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi maalesef ben çok fazla İsrail'le mi çalışıyorsun şeyine maruz kalıyorum. Türklerin hahamlarla ilgili ön yargıları var mı? Çok ciddi ön yargıları var. Sadece hahamlarla değil, Yahudilerle alakalı ön yargıları var. Şimdi hahamların belli bir giyinme standardı var. Şöyle siyah pantolon, beyaz gömlek, kafalarında bir şapka, şuradan lüle lüle olan saçları vardır. Yahudi düşmanlığı diyeceğim, Yahudi antipatisi yüzünden gelen arkadaşların çoğu mesela şuradaki lülelerine bir şapka takıyorlar, kasket şapka. Onun altına saklayaraktan falan geziyorlar. Geçen ay şöyle problem yaşadık İsrail ve Türkiye arasında. İsrail'in Suriye, İran'la yaşadığı problemlerden ötürü Türkiye'deki Yahudi vatandaşları, Türkiye'ye gelen Yahudi vatandaşlarına karşı eylem istihbaratları alındı ve bir ay kadar süreyle İsrail hahamları başta olmak üzere Yahudilerin, İsrail vatandaşının Türkiye'ye gelişini durdurdu. Israrla dedi ki gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin ve bu iki ülkenin istihbaratlarının karşılıklı bilgi alışverişiyle sağlanan bir durumdu. Ama 10 gün kadar önce bu izinler tekrardan açıldı, uçuşlar tekrardan başlatıldı. Görüyor, sen bu ne ya Yahudi, ya adam anlamıyor dilini ama ben arkalarından küfreden ve hakaret edenleri duydum. İyi ki anlamıyorlar dillerimizi. Maalesef böyle şeyler yapıyoruz. Yani hiçbir şey, Filistin'de olan hiçbir şey insanların suçu da değil aslında. Yaşanan olaylar da çoğumuzun da suçu değil ama medyanın yanlış yönlendirmesinin, bu şekilde yanlış ön yargıları sebep olması insani olarak aslında çok üzücü. DZS olarak biz İsrail'e çok yüksek koşullu ürün üretimi tedariği yapıyoruz. Yaptığımız işte şu anda Türkiye'de tekiz. Çünkü bizim yaptığımız sertifikasyon standartlarında bizden başka ürün yapabilen yok. Ürünlerimizin ham maddelerini istediğimiz koşer sertifikasyonlarına gerekirse kendimiz üretiyoruz ve süt tozunda bu kadar yüksek koşerli ürün yapabilen de tek firmayız. Ve yaptığımız iş çok niş bir iş, butik bir iş. Kaliteli firmalarla, kaliteli ürünlerle Türkiye'nin en büyükleriyle çalışıyoruz. Çok da iyi bir iş yapıyoruz. Dediğim gibi yani şunun altını ısrarla çiziyorum. Yaptığımız işte Türkiye'de tekiz ve bunu bu şekilde yapabilmek bizim adımıza gurur verici. Kendimize de yapmıyoruz aslında sadece. Yaptığımız süt tozu, işte süt ürünleri, aromadır vesairedir. Gerektiğinde içerideki diğer üretici arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz. Orada da bencillik etmiyoruz. Her şekilde destek veriyoruz ki söylemeyi atladığım şey aslında ben koşer desteği de veriyorum. Firmaların koşer üretimle alakalı bilgisi olmayan firmalar, özellikle yüksek koşer tarafında çözüm ortaklığı yapıyoruz. Onlara destek veriyoruz, danışmanlık veriyoruz ki onlar da yapabilsinler bu işi. Tabii ki ben para kazanmak isterim, tek başıma hiç önemli değil. Ama istiyorum ki herkes iyi bir şeyler yapabilsin. Türkiye olarak biz üretimde inanılmaz güçlü bir firmayız. 2023'ten itibaren ki şu an ayak sesleri başladı. Avrupa'da şu anda çok ciddi bir ham madde krizi var. Ham maddeden kaynaklı ürün ve tedarik krizi başladı. Buğdayda zaten özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ciddi problem yaşıyoruz. Şekerde aynı şekilde hakeza. İnşallah 2022'den sonra 2023 yılında Türkiye'de şeker kotaları yükseltilecek. Daha fazla şeker üreteceğiz. Buğday için de ciddi destekler veriliyor. Avrupa tarafında da bu kıtlık ve kaynak kısıtlanması sebebiyle Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel oluştu. Bu potansiyel bize teknik olarak Covid'in başlamasından beri var. Çünkü lojistik olarak biz İsrail'e çok yakınız. Diğer firmalara da elimizden geleni yapıyoruz ki yani bizim kazanmamız demek, diğer firmaların kazanması demek, totalde Türkiye'nin kazanması hepimizin kazanması demek. Hep birlikte kazanalım, ülkeyi hep beraber büyütelim, döviz getirelim ülkemize hep beraber. Hepimizin aslında temel amacı bu. Şeyda Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.